Hakkındaki dolandırıcılık iddialarının ardından eşi Ebru Şallı'yı darp ve eski eşi Gonca Derin tarafından da çocukların kaçırdığı iddia edilmişti. Uğur Akkuş'un akıllara durgunluk veren iddialar vardı Uğur Akkuş'la alakalı. Şimdi yeni bir hamle gelmiş Ebru Şallı'dan. Ebru Şallı gemileri mi yaktı deniliyor. Uğur Akkuş'u takipten çıktığı söyleniyor. Bir izleyelim, buyursunlar. İzleyelim. Hakkındaki dolandırıcılık iddialarının ardından eşi Ebru Şallı'yı darp ettiği, bu dedikodu programları ve maalesef şiddet programları, eski eşi Gonca Derin tarafından çocuklarını kaçırdığı iddia edildi. Ama artık bu adam bir yere kapatılmalı. Uğur Akkuş hakkındaki akıllara durgunluk veren iddialara rağmen eşini yalnız bırakmayan ünlü güzelden çok konuşulacak hamle. Ebru gemileri yaktı mı? Zor günler geçiren ünlü mankenin eşi Uğur Akkuş'u takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı. Olaylı çift için ayrılık çanları mı çalıyor? Ama maalesef bu dedikodu programları ve maalesef şiddet programları biliyorsunuz hani çok fazla. İhanet iddialarının gölgesinde 2019 yılında dünya giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aradıkları huzuru bir türlü bulamadı. Biraz konuşalım efendim. İyi akşamlar. İkilinin evlilikleri ilk sınavını eski eş Gonca Derin'in darp ve tehdit iddialarıyla verdi. Hemen ardından Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ı kaybetmesiyle ikilinin birliktelikleri sınanmaya devam etti. Ebru Şallı'nın acısı yürekleri burkarken eşi Uğur Akkuş'un duruşu herkesin takdirini topladı. Ancak geçtiğimiz yıl Akkuş hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarıyla ikilinin evliliklerini yeniden kara bulutlar sardı. Hapse giren Akkuş adli kontrol şartıyla serbest kalabilirken olaylar kontrolden çıktı. Fatura kadınlara çıktı. Zor günler geçiren Akkuş'un sokak ortasında eşi Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edildi. Ebru Şallı eşine sahip çıktı. İkili iddiaları yalanladı. Ama maalesef bu dedikodu programları ve maalesef şiddet programları biliyorsunuz hani çok fazla. Daha olayın sıcaklığı geçmeden eski eş Gonca Derin'in iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ama şu an çok kötü bir durumdayız. Burada kameralar var. Hepsini alacağım, hepsini vereceğim. Şu an kızım nerede bilmiyorum. Şu an 2 çocuğum da yok. Akkuş'tan 2 çocuğu olan Derin çocuklarının babaları tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ama artık bu adam bir yere kapatılmalı. Yoksa ya Ebru'yu öldürecek ya çocuklarımı ya da beni. Akkuş hakkında şikayetçi olan Derin polisin müdahalesiyle çocuklarına kavuşabildi. Yani şu an arama kararı çıkarttırdık. Aranıyor çocuklar, gören bilen varsa da. Uğur Akkuş ise Derin'in iddiaları için komplo dedi. Kaçırılma olayını ise reddederek yasal süreci başlattığını ilan etti. Gündemden düşmeyen olaylı çiftten çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'u takipten çıktığı iddia edildi. İddia sonrası Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'u takip etmediği görülürken ikilinin takipçilerinden birbirlerini daha önce de takip etmediği yorumları yapıldı. Sosyal medyayı karıştıran iddiaların ardından gözler yine olaylı çifte çevrildi. Bakalım taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? Evet, genelde Ebru Şallı magazin programlarını kötüleyerek açıklama yapmayı seven bir ünlümüz. Ama kendisi de magazinde olmak için her şeyi yapıyor, her türlü şeyi yapıyorlar. Yo, hayata, bütün girişimlerde bulunuyor. Hayata özellikle atılması da magazin programıyla oldu. Söylemiştim, daha evvel anlatmıştım. Benim programım ama olur mu? Magazin programları yüzünden Ebru Şallı iş alamıyormuş. Bilal Özcan siz yanlış biliyormuşsunuz. Bizler yanlış biliyormuşuz. İki sene birlikte çalıştık. Ondan sonra gitti ATV'de bir başka magazin programında da 3 sene çalıştı. 5 senesi magazin programlarında geçti ve en çok seyredilen magazin programıydı bizim program. O sayede ünlü oldu, şöhret oldu. Girin bakın, Ebru Şallı'nın bir yanlışını düzelteceğim. İnsanları yanıltma Ebru. Girin bakın profiline Miss Turkey yazıyor. Hayır, Ebru Şallı Miss Turkey değil. Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmadı hiçbir zaman. Miss World dünyanın en büyük güzellik yarışması. Türkiye'deki temsilciliği Miss Turkey. Kendine Miss Turkey mi yazdı? Miss Turkey olmadı Ebru Şallı hiçbir zaman. 1995 senesinde işte resim var. Miss Queen. Evet. Miss Queen. Bu başka bir yarışma. Ay ne kadar alakasız orada. Miss Queen of Turkey. Ay. O kadın bu kadın mı? Estetikten evet, önce ve estetikten Ebru Şallı, sonra yanındaki de annesi. Miss Queen yarışmasında birincili oldu. Aa. O yarışmaya katıldı. Niye insanları yanıltıyorsun? Miss Türkiye değilsin evet, sen. Evet, Miss Türkiye yazmış. 1995 senesi Türkiye güzeli Demet Şener'dir. Miss Türkiye. 1994'te değil, Pınar Altuğ'dur. 93 Arzum Onan'dır. Hani o yıllarda o değil bu yıl dersen. 97 Çağla Şikel'dir. 96 Serpil Sevilay Öztürk'tür. Ne zaman olmuş? Tarihini versin. Miss Hangi Queen, yıl Miss oldu? Oldu yazıyor. Bak yazıyor burada. Hayır, kendisi açıklasın. Buraya Miss Turkey yazmış ya. Hangi yıl olduğunu söylesin biz çünkü bulamadık. Evet. Kendisi söylesin hangi yıl olduğunu. Miss Turkey.com.tr'ye girin. Bakın orada bütün güzellerin 2. 3. 4. 5. dahil hepsinin ismi var. Yıl yıl. Ebru Şallı ismi yok. Niye yapıyorsun bunu? Neden arabada kocan tarafından darbe ediliyorsun da bana vurmadı diyorsun? Niye Miss Turkey olmadığın halde Miss Turkey'im diyorsun? Ay bu kendini kandırmak değil de ne? Neden? İnsan kendini niye kandırır ki? Ya hayatım, başkaları zaten kanmıyor zaten yani de kendini niye kandırırsın ki? Ben bu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş artık ilişkisinin bir yılan hikayesine döndüğünü düşünüyorum. Sahte gülüşler. Sahte yapay işte ne bileyim resimler, mutluluk pozları, sürekli böyle zenginliklerini ortaya koyan paylaşımlar. Yani Ebru'da da hep böyle görüyor musunuz? Bakın ben zengin adamları tercih ediyorum. Zengin adamlar da beni tercih ediyor edaları artık kabak tadı verdi. Evet. Yani bir de ben bu ilişkinin çok büyük patlaklar vereceğini düşünüyorum bakın. Fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor şu an. Bu ilişkinin altında başka travmalar çıkacak. Bu ilişkinin, bu evliliğinde uzun süreceğine de inanmıyorum. Çünkü bir barışık, bir küs olan bu ilişki artık çok değişik bir hal aldı. Saygı bence yok, bence sevgi de yok. O yüzden de bu evliliğin çok uzun süreceğine inanmıyorum. Ama bu evliliğin tam bitiş noktasında hani artık iyice ayyuka çıktığı zaman da göreceksiniz çok büyük patlaklıklar verilecek. Çok büyük altından travmalar çıkacak. Yaşayacağız, göreceğiz. Ya, Uğur Akkuş'un parası bittiğinde görürüz onu. Ya, yani musluk biraz kesilsin. Ebru Şallı gerçekten seviyor mu görürüz. Çok net görürüz hem de. Şimdi bir de ben her zaman şunu söylerim. Ağlayanın malı gülene hayır etmez. Etmez. Kesinlikle etmez. Etmez. Bakın hiç kimsenin mutsuzluğuyla siz mutluluğunuzu kuramazsınız. Çünkü Ebru Şallı öyle veya böyle bir yuvayı yıktı. Ve yuva yıkanın, büyüklerimiz ne demişler? Yuva yıkanın yuvası olmaz. Karmada geri dönüyor işte. Geri dönüyor. Hiçbir zaman görüyoruz, izliyoruz. Bir kadının ahı, o çocukların ahı, o evlerin üzerinde bir kara bulut gibi her zaman dolaşır. O yüzden insanlara tavsiyemiz bekar insanlar ya. Bekar insanlar da çok ya. Her yaşa göre bekar insan var. Bekar insanlarla bulun. Yani bir de böyle bir mücadeleye, böyle bir vebale niye girersiniz yani ki? Yani senin bir başkasına yaptığını günü geldiğinde bir başkası da sana yapacak. Sana yapacak. Yani. Ya yapma. Belki sana yapmasa bile. Bugün olmasa yarın. Sana yapmasa bile o evliliğin boyunca hep böyle huzursuz olacaksın. Evet. Çünkü bu bir karma. Çok çok kötü bir durumda Ebru Şallı aslında belli etmiyor ama yani o arabanın içinde yaşanan olay son derece üzücü, son derece korkunç bir olay. Onunla ilgili yalanlıyor. İşte en son yalanladı. Sonra magazin programlarını sataşmaya kadar götürdü işi. Saçma sapan bir boyuta vardı iş. İşte ben de çalışmak istiyorum. Ben de pilates programı yapmak istiyorum ama magazin programları olduğu sürece iyi de bizimle ne alakası var? Al saatini satın al, sponsorunu al. Yap hafta sonu pilates programı ne hafta sonu? Cumartesi pazar yayınlayabilirsin sen pilates programını sabah saatinde. Bizimle ne alakası var? Ya da diğer magazin programlarıyla ne alakası var? Ne sıkıntın var senin bu programlarla? Yarın bugün duymayalım sonra seni herhangi bir magazin programına. Yorumcu olarak görmeyelim, görürüz. Bu gözler neler gördü. Demek ki sponsorlar yeterli bulmuyorlar Ebru Şallı'yı o anlamda. Yani ona o parayı akıtmayı değer bulmuyorlar ki programına sponsor olmuyorlar. Evet, demek ki olmuyorlar. Zaten o tür programların hep sponsorla hangi kanalda olursa olsun sponsorla yapılıyor. Evet. Senin derdin sponsor bulma derdi. Kocası olsun. Evet. Çok parası var. Bravo. Kocası olsun. Kocası olsun. Çok güzel söyledin. Niye olmuyor kocası? Tabii o kadar madem şuyumuz var. var, buyumuz var, oyumuz var diyorlar. Kocası olsun, aynen, eşine yatırımını yapsın. Aynen, aynen, eşi olsun. Yani değil mi? Eşi olsun tabii. Tabii. Evet.